Konizasyon, rahim ağzındaki hastalıklı dokunun koni şeklinde çıkarılması işlemidir. Bu işlem, rahim dokusuna, tüplere ve yumurtalıklara herhangi bir zarar vermeden vajinal yoldan gerçekleştirilir. Genellikle smear testi sonuçlarında anormal hücresel değişiklikler tespit edildiğinde uygulanır. Bunun dışında ileri derecedeki patolojik smear sonuçları, kolposkopi bulgularının ve biyopsi sonuçlarının uyuşmaması gibi durumlarda konizasyon gerektirebilir. Özellikle kanser şüphesi varsa bu işlem oldukça önemlidir. İntraepitelyal neoplazi yani prekanseröz lezyonların gelişiminde HPV virüsü özellikle tip 16 ve 18 önemli bir rol oynar. Bu virüs skuamöz intraepitelyal lezyonların %50-80'inde -50 ve invaziv kanserlerin %90'ına kadar bulunur. Klinik teşhis süreci genellikle pelvik muayene ve papanikolaus smear ile başlar şüpheli lezyonlar için kolposkopik kontrol altında biyopsi yapılır. Eğer bu biyopsiler daha fazla değerlendirme gerektiriyorsa tanısal konizasyonlar gerçekleştirilir. Yüksek dereceli squamous intraepitelial lezyonlar tespit edilirse tedavi amaçlı konizasyonlarda endikedir. Konizasyon belirli durumlarda yapılır örneğin servikal biyopside yüksek veya düşük dereceli skuamöz intraepitelyal lezyonlar bulunması durumunda kolposkopide skuamokolumlar bileşkenin görülmemesi ya da yönlendirilmiş biyopsi ile sin tanısında belirsizlik durumunda uygulanır. Ancak gebelikte konizasyon yapılmaz. İşlem sonrası dikkat edilmesi gerekenler de vardır. Uygulamanın ardından hasta aynı gün veya ertesi gün evine dönebilir. 10 gün içinde vajinal kanama ya da akıntı olabilir. Eğer kanama artarsa veya yüksek ateş ve ağrı hissedilirse derhal doktora başvurulmalıdır. Ayrıca bir ay boyunca cinsel ilişkiye girilmemesi önerilir konizasyon sonrası düzenli smear testleri ve kolposkopik değerlendirmeler yapılmalıdır. Operasyon sonrası doktorun önerilerine ve reçete ettiği ilaçlara uyulması önemlidir. En az bir ay boyunca havuza ya da denize girilmemesi de tavsiye edilir. İş yaşamına dönüş, ağrı ve şiddetli kanama yoksa iki gün içinde mümkündür.